Merhaba, bilim, teknoloji ve oyun dünyasından haberlerle başlıyoruz. Önce kısa bir haber turumuz var. Siber saldırılardan en çok etkilenen ülkeler listesi açıklandı. Türkiye, Suudi Arabistan'dan sonra en sık saldırının görüldüğü ikinci ülke oldu. Türkiye'yi sırasıyla Çin, İspanya ve Güney Afrika izledi. Fransızlar kullanıcısının hislerini algılayan cep telefonu kılıfı üretti. Söz konusu kılıf sakin mi, sinirli mi olduğunuzu anlayabiliyor ve hatta gıdıklanabiliyor. Bir süre önce ülkemizdeki faaliyetlerine son verdiğini açıklayan Uber'in büyüme hikayesi dizi oluyor. Super Pumped isimli kitaptan uyarlanacak dizinin merkezinde eski CEO Travis Kalanich olacak. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir firma geliştirdiği insansı robota yüz arıyor. Şirket söz konusu kişinin yüzünü yaşlı insanlar için sanal arkadaş olarak hizmet edecek olan insansı robotlarda kullanmak için istiyor. Yüzünün robotlarda kullanılmasına izin veren kişiye 130 bin dolar verilecek. Amerikalılar otonom sistemle çalışan elektrikli scooter yaptı. Kaliforniya'da tanıtılan sürücüsüz elektrikli scooter bir insana ihtiyaç duymadan seyahat edebiliyor. Şarjı azaldığında kimseye ihtiyaç duymadan istasyona dönebiliyor. NASA'nın 1990 yılında yörüngeye gönderdiği Hubble Uzay Teleskobu için yolun sonu göründü. Hubble'ın yerini alacak olan James Webb bir kritik testi daha başarıyla geçti. NASA'nın yeni gözü James Webb'in göreve başlaması için geri sayım devam ediyor. NASA'nın bir süredir yoğun mesai harcadığı uzay teleskobu, güneş koruyucusu testlerini başarıyla geçti. 2021 yılında göreve başlaması planlanan James Webb'le daha önce gözlemlenemeyen evrenin uzak köşelerinden görüntüler elde edilebilecek. Uzay teleskobu, evrende ışıyan ilk yıldızların parıltısını görmek için son teknoloji aygıtlardan ve 6,5 metre genişliğindeki aynadan faydalanacak. James Webb, keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin yaşam için uygun olup olmadıklarını analiz etme kabiliyetine de sahip olacak. Yeni teleskop, Dünya'dan 1.6 milyon kilometre uzakta, Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek. 1990 yılında Discovery tarafından yörüngeye taşınan Hubble, halefinin kullanıma girmesiyle emekli edilecek. Sürücüsüz otomobil fikrine yavaş yavaş alışıyoruz. Görünen o ki sırada uçan otomobiller var. Bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntülerin adresi Almanya. Alman firması Lilium, elektrikli uçan otomobil modelinin ilk testinin başarıyla geçtiğini açıkladı. Uçan otomobil, ilk testte saatte 100 km hızı geçti. Kanatlarında 36 adet elektrikli motora sahip olan araç, 5 yolcu kapasitesine sahip. Araç, tüm testleri geçip tam uçuşa hazır olduğunda 300 km menzile sahip olacak ve saatte 300 km hıza ulaşabilecek. Dikey iniş ve kalkış yapabilen aracın 2025 yılında büyük şehirlerde hizmete girmesi planlanıyor. Dünya tarihinin en sıcak dönemini yaşıyor. Bilim insanları küresel ısınmanın doğal felaketleri ve onun etkilerini daha da güçlendirdiğini saptadı. Hawaii Üniversitesi, 1901 yılından bu yana meydana gelen ve El Niño adı verilen 33 doğal felaketi inceledi. Araştırma sonunda küresel ısınmanın doğal felaketleri daha da güçlendirdiği ortaya çıktı. Araştırma ekibinin lideri Bin Wang, güçlü El Niño'ların Avustralya ve Hindistan gibi ülkelerde kuraklığa, Kaliforniya'da ise sellere zemin hazırlayabileceğine işaret etti. Wang, dünyada sıcaklık rekorlarının kırıldığı 1982, 1997 ve 2015'teki 3 Süper El Niño'nun batıda başladığına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir araştırmaya göre El Niño sebebiyle binlerce kişi fırtına, sıcak hava dalgaları, sel ve kuraklık yüzünden yaşamını yitirdi.
5G için geri sayım başladı. Büyüyen dev Çin 5G teknolojisindeki abone sayısını açıkladı. Çin'in 5G hedefi 600 milyon abone olarak açıklandı. Bu sayı küresel 5G abone sayısının hemen hemen %40'ına denk geliyor. 2025 yılı için tahmini 5G abone sayısı 1.4 milyardı. Ancak bu sayı 1.6 milyara çıkarıldı. Bu değişimin en büyük nedeninin Çin tarafından atılan yeni adımlar olduğu belirtiliyor. Peki 5G, 4G'den ne kadar hızlı olacak? 5G için hedeflenen indirme hızı saniyede 10 GB. Elbette 5G'nin hızı da binalar, duvarlar ve diğer sinyaller gibi faktörlerden olumsuz etkilenecek. Ancak buna rağmen 5G ile 2 saatlik bir filmi 7 saniyede indirebileceksiniz. İnsanoğlu Ay'a ayak basalı yarım yüzyıl oldu. Sıradaki hedef Mars. Kızıl gezegene ilk insanlı görevin 2030'lu yıllarda yapılması bekleniyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, astronotlarını yeniden gezegenlere göndermeye hazırlanıyor. NASA'nın ilk hedefi bir kez daha Ay'a gitmek. Kurum 2024 yılında Ay'a yeniden insan gönderecek. Bu görevde bir kadın astronotun da bulunacağı açıklanmıştı. NASA'nın Ay'dan sonraki hedefi ise kızıl gezegen Mars. NASA'ya göre Mars'a gidecek ilk kadını görmemiz de çok uzun sürmeyecek. 2030'lu yıllarda yapılması planlanan görevde yer alacak kadın astronotun Mars'a ilk ayak basacak insan olabileceği de gelen bilgiler arasında. Sıradaki haberimiz Türkiye'den ve yurt dışına seyahat etmeyi planlayan herkesi yakından ilgilendiriyor. Dijital dönüşüme hız veren vergi usul kanunu resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda yurt dışı çıkış harçları artık web ve mobil uygulamalar yoluyla ödenebilecek. Dijital yollarla ödeme yapanların yurt dışına çıkarken pul ya da dekont ibraz etmeleri gerekmeyecek. Bu sayede hızlı geçiş yolcuları için önemli kolaylık sağlanmış olacak. Teknolojinin hayatımızın her alanına dokunduğu şu günlerde dileriz, havalimanlarındaki bekleme sürelerini minimuma indirecek dijital kontrol noktaları daha da yaygınlaşır. Haftaya tekrar görüşmek üzere.